Derya. Taner. Hoş geldin. Asıl sen köy Ceyze hoş geldin güzellik. Taner, sen var ya süpersin. Jet gibi yetiştin imdadıma. Sen çağırırsan akan sular durur biliyorsun. Biliyorum, bilmez miyim? Taner, benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Neymiş bu kadar önemli olan? Gel, oturalım önce. Hadi anlat. Taner, ben aşığım. Hem de çok. Toprak. Merhaba Taner. Toprak Hacı'ya. Taner. Çok memnun oldum. Yani şaşırdın tabii doğal olarak. Yani. Sen asıl şimdi söyleyeceklerimi dinle. Ben buraya Toprağı babamla tanıştırmaya geldim. Devriyacığım sen kim? Taner aç mısın? Bir şeyler söyleyelim mi? Ay Taner pardon ya ben heyecandan aklımdan çıktı kusura bakma. Sağ ol Topu. Taner bak ben babamın ne tepki vereceğini bilmiyorum. Düşündüm taşındım ve dedim ki bu işin altından anca Taner kalkar. Vallahi ne desem bilmiyorum Derya. Babama mı? Biliyorsun. Babam seni oğlu gibi görür. Seni sözüne güvenir öyle kestirip atmaz. Yani nasıl söyleyeceğini de bilmiyorum artık. Çiftliğe giderken bir şekilde düşünüp halledeceksin. Yani böyle çok apar topar oldu. Biz de farkındayız. Derya en doğrusunun böyle olacağını düşündü. Senin içinde bir sorun yoksa tabii. Yok. Ben Kenan babayla konuşurum Derya. Ben sana ne dedim? Taner bu işi halleder dedim. Sağ ol Taner. O zaman sen buradan kalkarken ben babamı ararım. Akşama çiftliğe geliyorum derim. Bu şekilde hallederiz bu işi olur mu? Gözlemelerde geldim. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Gel. Baba. Çok özledim seni. Canım kızım. Daha erken bekliyordum seni. Yol hali baba anca gelebildik. Tanıştırayım. Toprak, bu da dilimden hiç düşürmediğim yakışıklı babam Kenan Akar. Merhaba efendim. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Geçin bakalım, oturun şöyle. Baba sen bayağı zayıflamışsın. Kızım bırakalım şimdi bu boş konuşmaları. Sadede gelelim. Nasıl yani? Anlamadım. Seni dinliyorum diyorum kızım. Duyduğuma göre bana anlatacakların varmış. Efendim böyle çok apar topar oldu. Delikanlı, bir izin ver. Kızım babasına bir anlatsın. Madem öyle o zaman ben direkt konuya gireyim. Babacığım. Bizim Toprak'la bir senedir süren çok güzel bir ilişkimiz var. Ve biz evlenmeye karar verdik. Karar verdik diyorsun ha kızım. Babacığım bilmediğim bir şey mi var? Niye böyle davranıyorsun? Ben bilmiyormuşum.
Ama madem öyle, ben de direkt konuya gireyim. Delikanlı, senin Hacer'in aşiretiyle bir bağlantın var mı? Evet, var efendim. Hacer'in aşireti benim ailemdir. Babam aşiretin reisidir. De yani bunun bizle ne ilgisi var ben pek anlayamadım. Bir ilgisi olmasa niye sorayım? Senin ailem dediğin aşiretin kolu buralara kadar uzandı. Geçen yıl ortalık yerde gencecik çocukları katlettiler. Baba! Suçlular da hala bulunamadı. Ama ne hikmetse benim kızım koca İstanbul'da bula bula seni bulmuş. Bak delikanlı. Kaçakçılık, faili meçhul cinayetler senin ailen için sıradan şeyler olabilir belki ama... Baba yeter! Benim her türlü yasa dışı işlere bulaşmış bir aileye verilecek kızım yok. Bu konu burada kapandı. Kenan Bey, daha beni, ailemi tanımadan nasıl böyle aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunabiliyorsunuz? Bunlar suçlama değil, senin ailenin gerçeği. Sen dua et, burada benim evimde güvendesin. Köy cezzi olduğunu sakın duymasın. Baba sen ne diyorsun? Kızım! Sen eğer benden buraya evlenmek için izin istemeye geldiysen... ...ben o izni vermiyorum, son sözümdür. Biz buraya senden evlenmek için izin istemeye falan gelmedik. İki yetişkin insan olarak evlenmeye karar verdiğimizi sana söylemeye geldik. Bu da benim son sözüm baba. Toprak. Gidelim. Abla, nasıl geçti? Abla, ne oldu? Damla, biz burada kalmayacağız. Sabah da İstanbul'a yola çıkacağız, tamam mı? Zaten seninle konuşuruz yine. Toprak, görüşürüz. Abla. Özür dilerim. Derya'cığım, yol boyunca konuştuk bunları. Sürekli özür dileyip durma lütfen. Ya babam resmen sana ve ailene hakaret etti Toprak. Tamam, ne yapalım? Benim için önemli olan sensin. Bizim mutluluğumuz. Seni azıcık tanısa nasıl sever? Siniri geçince belki yaptığına pişman olur. Ne dersin? Babam. Babam hayatta tükürdüğünü yalamaz. Sayın Derya Akar, Sayın Toprak Hacıhan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Toprak Hacıhan, Sayın Derya Akar'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Medeni Kanunumuz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiyle sizleri eş olarak ilan ediyorum. Tebrik ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun. Thank you.
Taner. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk. Ya ne iyi ettin de geldin. Bak gel, sana kimi göstereceğim. Taner bak. Deniz. Derya Kenan baba sana uğrayacağımı biliyor. Yani? Esi İstanbul'a gideceğim. Gitmişken de Derya'ya uğrayacağım dedim. Bir şey demedi, öyle yüzüme baktı. Belli ki bu durum onu da çok üzüyor Derya. Kusura bakma da beni evlatlıktan reddeden kendisi. Kendisi konuşmadığı gibi kardeşlerimle de görüşmemi engelliyor. Şimdi ne demeye üzgün olsun anlamadım. Derya, baba kız arasında küslük olmaz. Toprak, Derya, bakın biletleri de aldım. Bu akşam hep beraber Köyceğiz'e gidelim, olur mu? Olmaz. İstemiyorum ben böyle bir şey. Hayır. Ya dur, hemen olmaz deme. Deniz'i dedesinden mahrum etme. Hem ailenin ne kadar çok özlediğini ben biliyorum. Toprak, Allah aşkına ya. Gidince boynumuza mı atlayacak sanki? Bak ben hem loğusayım, eğer bir de babam yüzüme bakmazsa yemin ediyorum tümden bunalıma girerim. O yüzden istemiyorum. Lütfen ısrar etmeyin. Bak güzelim, ne yapalım biliyor musun? Önce gidelim, sizinkilerle barışalım. Sonra da hep beraber kiliseye gidip bizimkilerin gönlünü alalım. Hı? Derya, bu küskünlük bitsin artık. Ha? Kenan baba Deniz'i gördüğünde yelkenleri suya indirecek Derya. Bak bir bildiğim var ki bu kadar emin konuşuyorum. Taner ben seni kadar emin değilim, kusura bakma. Toprak sence çok erken değil mi? Vallahi bence ne kadar erken o kadar iyi. Hem bana bak. Ben artık senin hiçbir şeyden mutsuz olmanı istemiyorum. Anladın mı? İyi tamam. Gidelim. Of. Oğlum. Dünyanın en inatçı ihtiyarıyla tanışmaya hazır mısın? Hadi hazırlanalım o zaman. Tamam. Oy şu. O kadar da korkunç değil yani. İyi ki geldin. Eyvallah. Ne yapacağız şimdi? Ya ben diyorum ki Taner'in dediği gibi yapalım. Ben önden çiftliğe gideyim, sonra sizi ararım duruma göre. Tamam. Yani en uygununu siz biliyorsunuz. Ben Derya'yı bırakıp döneyim Toprak. Sonra beraber gideriz, olur mu? Olur.
Aa. Derya, hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyi, senden? İyiyim ben de. Babam nerede? Gelmedi daha. Gel içeri bekleyelim. Olur, tamam. Hoş geldin. Telefonla konuştuğumuz gibi her şeyi hallediyorsun Salih. Tamam beyim, merak etme. O iş bende halimallah. Hadi göreyim seni. Tabii ya. Tabii anasını satayım. Vurun taşa. Vurun. Hiçbir şeyden haberiniz yok tabii. Çırak. Gönder oğlum bunlara. Çay gönder, soda gönder, kahve gönder. Canları ne istiyorsa gönder. Oğlum bir şey anlatıyorum lan. Ha? Burada başçavuşun işi. Ya Salih, sen ne zaman öyle yapıyorsun ya? Ben tepemde vıdı vıdı eden birisini isteseydim gide evde otururdum ya. Öyle mi? Öyle. Ha, muhtarın oğluyla gelinini öldüren o şerefsizin başı buraya gelmiş. Köyceğiz'e gelmiş. Senin haberin var mıydı? Sizin haberiniz var mıydı? Kimsenin haberi yok. Kafanıza göre burada vurun taşı anasını satayım. O. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun Salih abi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyorum seni. Nereden çıktı şimdi? Emin misin bak be Salih? Bu işlerin şakası olmaz bak. Çocukları namusumuzu temizliyoruz diye katlettiler. Ne yalan söyleyeceğim? Ne yalan söyleyeceğim oğlum? Niye yalan söyleyeceğim? Rahmetli oğlanın karısı Hacı Ayhan aşiretinden değil miydi? He, evet. İşte o aşiretin namusun, şerefsin başı gelmiş, Köyceğiz'e yerleşmiş diyorum lan, gelmiş. Lan hangi cesaretinden, hangi yüreğinden gelmiş buraya bu it ya? Orasını bilmem. Herif gitmiş Hasan Bey'in sahildeki boş evine yerleşmiş. Artık oradan gavura mal mı kaçıracak? Kendi mi kaçacak? Orasını bilmem. Vay itoğlu it vay. İtoğlu it, itoğlu it. Burada olduğunu bilmenizi istedim. Buradaki herkes senelerce atıp tuttu. Hepiniz atıp tuttunuz. Şöyle yapacağız dediniz, böyle yapacağız dediniz. O yüzden yani burada olduğunu bilmenizi istedim. Evet abi, doğru söylüyor adam. Kalkın gideyim ya. Dışarım adam dibimizde ya. Yürüyün ya. Ya bırak. Baba. Baba. Nasıl özledim seni. Baba. Buraya gelirken söyleyeceğim her şeyi planlamıştım ama seni görünce aklımdan uçup gitti. Güzel kızım. Baba. Ne olursun bitsin artık bu küslük. Bak ben dayanamıyorum senin yokluğuna. Hem Deniz dedesiz mi büyüsün baba? Anı da getirdim burada, Köyceğiz'de. İstersen toprağı hemen ararım. Zaten benden telefon bekliyorlar. Deniz'i de alır gelir buraya, olur mu? Kızım, sen ve torunum benim kabulümsünüz ama o adam. Baba, bak yemin ediyorum sandığın gibi değil. Gelsin sana her şeyi anlatsın. Bak gör, o zaman sen de hak vereceksin. Baba, toprağın gelenekleriyle aşirette falan bir ilgisi yok. Senin benim gibi biri nihayetinde, yemin ediyorum. Sen ne diyorsun kızım? Ben bırak o adamın yüzünü görmeye, adını duymaya dahi tahammül edemiyorum. Baba, inan, çok büyük haksızlık ediyorsun. Sen ve torunum benim kanımsınız, canımsınız. Başımın üstüne yeriniz var ama o adam bu kapıdan içeri giremez. Oğlum,
hemen gitmemiz lazım Toprak. Hayırdır Taner? Bütün ahali toplanmış buraya geliyor. Ne demek şimdi bunu? Ben anlamadım. Ne oluyor ya? Bilmiyorum Toprak. Kahvenin önünden geçerken tesadüfen öğrendim. Sizin bu aşiret meselesi var ya. Tamam. Ben anladım, anlayacağım. Benim burada olduğumu nasıl öğrenmişler? Bilmiyorum dedim ya. Bildiğim tek şey sizi buradan hemen güvenli bir yere götürmek. Hemen. Hadi. 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 Araba nerede? Çiftliğe gitmiyor muyuz? Bırak şimdi arabayı. Yolumuzu kesecekler. Aşağıda küçük bir tekne var. Onunla kaçıracağım ben sizi. Hava biraz kötü değil mi? Ben bu havalarda büyüdüm Toprak. Güven bana. Hadi. Hadi. Taner, emin misin? Kardeşimin katilinin gönlünü almaya geldik. Sen ne diyorsun oğlum? Toprağın olanlarla ne alakası var? Hani onlardan tarafsız Sarveş? Ne diyorsun lan? Ha Toprak iti, hasreti çeken adamlar. Aşiretin varisi değil mi bunlar? Millet! Kes! 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 Aklınızı başınıza alın. Hem sen. Amcanın yaptıklarını bütün ahali biliyor. Seni hadım edeyim lan. He! Dağılın. Dağılın lan! Dağılın! Dağılın lan! Bulacaklar Derya! Doktor!
Deniz. Kızım benim. Canım yavrum benim. İyi misin biraz daha? Baba Deniz nerede? Oğlum nerede baba? Bulacağız onları. Hiç merak etme sen. Tamam mı? Sakin ol. Yavrum. Ben burada böyle bekleyemem. Dur saks çıkar. Hemşire Hanım. Ben burada bekleyemem baba. Kızım. Benim onları bulmam lazım. Sakin ol yavrum. Bakın benim oğlumu bulmam lazım. Sakin olun. Yapmayın. Kızım baba, yavrum. Baba bir şeyler yap. Yapmayın. Baba yine yapmasınlar. Bakın benim oğlumu bulmam lazım. Hiç merak etme. Baba bulmam gerekti. Mustafa. Henüz tam olarak bir bilgimiz yok Kenan Bey. Ama araştırmalarımız hızla devam ediyor. Bu işin sorumlularını mutlaka bulacaksın bana Mustafa. Bak mutlaka. Herkes sorgulandı Kenan Bey. Halk galeyana gelmiş. Damadınız da korkup köhne bir tekneye binip denize açılmış. Ama bindiği teknenin radar sistemi olmadığı için tam olarak yerini tespit edemiyoruz. Allah'tan ümit kesilmez Kenan Baba. Ama ahali bu fırtınada kurtulmanın mucize olacağını söylüyor. Dirisini bulamıyorsanız ölüsünü bulun. Tamam. Tamam Kenan Bey. Merak etmeyin. Bulacağız. Polis Toprak'ın ailesine de haber vermiş Kenan Baba. Bir de onlar var değil mi? Ne yapmışlardı önce? Meğer Toprak da Derya için ailesini karşısına almış. Görüşmüyorlarmış. Deryacığım, yavrum hastaneden yeni çıktım bak hasta olacağız. Eve gidelim. Sen git. İstemiyorum. Biliyorum haklısın da. Bana öfkelisin. Ama kızım. Kendimden başka kimseye öfkeli değilim. Kabul etmeyeceğini bile bile onları buraya ben sürükledim baba. Yabancı bir evde yalnız başlarına bıraktım. Onları ben terk ettim ölüme. Allah beni kahretsin! Kahretsin! Yavrum, yavrum yapma böyle bak. Kendini suçlama kızım. Çok yorgunsun. Eve gidelim. Sen git. Kızım ben seni burada nasıl... İstemiyorum baba lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Burada bekleyeceğim onları. Thank you.
Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı Hasan tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kızım. İmzalamanın vakti geldi artık Derya'cığım. Vefatlarını resmileştirelim. Sonra kabirlerini yaptırırız. Bu belgeyi imzalarsam onların ölümünü kabul etmiş olacağım baba. Biliyorum kız. Çok zor. Çok. Yaşadıklarım. Bir yıl oldu. Derya'cığım. Gerçekleri kabul edip hayatına dönmek zorundasın kızım. Hayatıma mı? Baba artık benim bir hayatım mı kaldı? Bir yıldır burada onların bir umut dönmelerini beklemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Haklısın kızım. Haklısın, elden hiçbir şey gelmiyor. Ama eminim onlar da senin hayatına devam etmeni isterdi. Belki İstanbul'a dönüp okulunu bitirmek iyi gelir sana, ha? Bir daha asla o eve, o şehre dönmeyeceğim baba, asla. Tamam kızım. Tamam, ben İstanbul işini hallederim. Burada yanımızda kalman en doğrusu. Kardeşlerin, ben, senin yeniden hayata tutunman için hep yanında olacağız. Ama senin de bir şeyler yapman şart. Hayata yeniden başlamak zorundasın kızım. Ha!